Merhaba köfteler. Bugün size e, önemli bir konuyla tekrar döndüm. Nedir bu önemli konu? GTA 5'te sık sorulan hatalar. İşte kasıyor abi ne yapabilirim vesaire bir ton soru geliyordu eskiden beri. Bu arada cam açık. Ufak tefek gürültü gelirse kusura bakmayacaksınız. E, onlarla ilgili sonunda vakit bulup derleyip toplayıp bir video çekebildim. Şimdi. GTA 5 biraz eşsiz bir oyun. Neden diyecekseniz hem single player'daki performansı değişti hem bazıları söylüyor ben işte eskiden single player oynamıştım şimdi online'a girince kasıyor aynı bilgisayar işte macun şu bu vesaire muhabbetleri oldu. Yani ben bunların hepsi hakkında konuşacağım. Şimdi onun sebebine başlayacak olursak, GTA Online single player'dan daha fazla kasıyor. Aynı zamanda GTA Online dışında GTA 5'i çok uzun zaman önce oynadıysanız, o zamandan beri yapılmış updatelerle GTA 5 çok büyüdüğü için. Kasabilir yani yapacak bir şeyiniz olmayabilir. Çünkü GTA Online için gelen update'lerle yani ilk çıktığında 50 küsur gigabayttı. Düşünün oyun şu an 90 küsur GB o kadar fazla dosya eklendi. Tabi bu da e, sistemi ve işte ne bileyim değişik şeyleri kastırabiliyor. Ayrıca GTA Online'da ne kadar ayarları single player'da düşürseniz de Online'da bu ayarlar tam düşemiyor. Çünkü haritanın başka bir köşesinde başka bir player'ın yaptıkları da sizin bilgisayarınızı zorlayabiliyor. Single player'da sadece sizin için etrafı yükleniyor. Uzaktaki görseller fazla yüklenmiyor veya düşük çözünürlüklü yükleniyor. Gittikçe oraya yükleniyor. Şimdi bu bilgiyi de aklınızda tutun. Çünkü diğer sorunlarla da alakalı bir bilgi bu. Zaten biliyorsunuz kenara bir yere çıkartırım kartı koyarım açıklamaya koyarım. Görüntü ayarları sayesinde bir miktar performansı arttırabiliyoruz. Ben bunun videosunu çektim. Ama onun dışında hala devam eden özellikle arabaya bindikten sonra sürmeye başlayınca bilgisayar kasmaya başlıyor. Öncesinde hiçbir sorun yok diyen arkadaşlarımız var. Şimdi bunun sebebi şu. GTA 5'te az önce anlattığım bilgiyle düşünürsek bir sokaktasınız. Bu sokaktayken şöyle oluyor. Ya işte etraf yüklü. Hiçbir sorun yok. yüklenmiş. Yani ekran kartınıza bu bilgiler yüklenmiş, gelmiş. O yüzden kasmıyor. Ama siz ne zaman açık dünyaya gittiğinizde veya polis geliyor, çatışma başlıyor, patlamalar başlıyor. Ekran kartınıza o görüntülerin gelebilmesi için o dosyalar çekiliyor. Nereden çekiliyor? Hard diskten. Hard diskte de RAM'e geçiyor. RAM'den de ekran kartınıza geçiyor. Ekran kartınızın gigabyte değeri olarak bilinen VRAM dediğimiz teknik açıdan özelliği yani hani 2 GB ekran kartı, 4 GB ekran kartı vesaire deniyor ya. O ne kadar büyükse önceden o kadar fazla görseli depolayabilir, onları değiştirebilir. O ne kadar küçükse RAM'inizin hızı, RAM'inizin miktarı ne kadar küçükse de Hard diskinizin hızı ön plana çıkıyor. O yüzden bazı oyunlarda GTA'da bundan faydalanıyor. SSD'ye yüklediğinizde bu problemleri çözebiliyorsunuz. Ama tabi SSD'ye kurmak çok zor GTA 5'i. Neden? Çünkü 95 GB SSD'ye kurduğunuz zaman başka şeyleri kuramıyorsunuz. Ki bu durumda da SSD'nizi ve daha verimli kullanmak istiyorsanız birkaç çözüm var. Ayrıca hiç SSD'ye sahip de olmayabilirsiniz. Bu arada onun da videosu var kanalda. Onun da linkini açıklamaya yazıyorum. Yani hangi tarzda SSD almanız gerekiyor? Çünkü o çikolata gibi anakarta takılan NVMe dediğimiz yeni nesil SSD'ler normal sıradan SSD'lerin iki katı. Ve performans olarak isterse 100 kat fazla olsun. Normal SSD zaten çok hızlı olduğu için herhangi bir avantaj sağlamıyor onları almak. Yani hani Bütçeniz darsa hiç onlardan alıp takacağız diye uğraşmayın normal SATA SSD'ler gayet yeterli GTA gibi sorunlarda hani daha büyük olsun GTA'yı dağıtayım ben bu yaklaşımla yaptım eski SSD'im mesela 256 GB'de ee, gidip de NVMe alacağıma gittim 480 GB'lık aldım hem Forza'yı yükledim içine hem de işte GTA'yı yükledim. Gerçi Forza'yı sonra çıkarttım galiba ama bir şeyleri yüklemiştim. E, açık dünya oyunlar genelde faydalanır. Dediğim sebepten dolayı. Çünkü arabayı sürüyoruz. Araba giderken etraftaki yeni görseller eskileriyle yer değişmesi gerekiyor. O zaman ne oluyor? Ta hard diskten ekran kartına kadar bir dosya alışverişi var. Şimdi hard diskteki okuma hızınız zayıfsa bunu nasıl giderebiliriz? Öncelikle bir şey ayarımız var onu göstereceğim şimdi size hemen masaüstü ekranımıza geçelim evet masaüstü ekranımıza geçtik şimdi page file dediğimiz sanal bellek olayı var bu ekranı nasıl açıyorsunuz önce ondan bahsedelim öncelikle bilgisayarıma sağ tıkladık özellikler dedik bu ekran açıldı. Bu ekranda gelişmiş sistem ayarları var bakın görüyorsunuz bu gelişmiş sistem ayarlarına basınca şu parça geliyor. Burada yine gelişmişe basıp performansın altındaki ayarlara basarsak bu pencere geliyor. Şimdi bu pencerede ne bulunuyor? Gördüğünüz gibi ee, sanal bellek ekranı var. Burada gördüğünüz sanal bellek miktarı benim normal remimle eşit. Yani ben birebir oranında sanal bellek açıyorum. Bunu değiştir dediğimde isterseniz SSD'ye kurabilirsiniz. Eskiden bunları SSD'ye kurmak kötü deniyordu ama şu andaki SSD'ler o kadar verimli ki bunları SSD'ye kurarsanız sanal belli herhangi bir zararı yok. Yani o ilk çıkan SSD'ler birazcık çok fazla okuma yazma yapılırsa ömürleri kısalıyor deniyordu ama onlara bile testler yapıldı. Onlar bile bayağı uzun dayandı. Hiç merak etmeyin yani C'de benim SSD buraya da açabilirim şu an için ihtiyaç duymadığımdan dolayı buraya açmadım ama eğer SSD sahibiyseniz RAM'iniz kadar bir sanal bellek açmak hatta bazı kişiler 4 GB sanal belleği oluyor Pardon 4 GB RAM'i oluyor 16 GB'lık bir sanal belleği SSD'yi açarak RAM almaktan kurtarabiliyorlar Bu birinci çözüm Ha SSD'ye kurmak istemiyor musunuz o zaman Kesinlikle yine de hard diskte bir sanal bellek açın. RAM'inizle birebir olsun. Bu ikinci çözüm. Bu ayrıca e, GTA'yı SSD'ye kuramıyorsanız yine avantajlı bir çözüm. GTA'yı SSD'ye kurduysanız sanal belleğinizi de yine e, SSD'de açmanız daha iyi olabilir. Çünkü o zaman şöyle bir şey olabiliyor. Windows gidiyor SSD'den alıyor tamam mı? Ee, ondan sonra hard diskte bulunan sanal belleği atıyor. Ekran kartınız o sanal bellekten çekmeye çalışınca performansta düşüş yaşanabiliyor. O yüzden hani GTA'yı SSD'ye kurmadan önce bence SSD'nizin içine bir sanal bellek oluşturmak daha mantıklı olabilir. Şimdi SSD'ye hiç sahip değilsiniz tamam mı? O zaman ne yapıyorsunuz? GTA zaten hard diskte yüklü. Sanal bellek direkt olarak şeyi açıyorsunuz abi. Normal hard diskinize. Bu kesinlikle lazım. Çünkü bu sanal bellek kısmından o dosyaları Windows daha rahat okuyor. Direkt olarak okuyup belleğe veriyor. Veya bellekle arasında değişiklik yapıyor. Mesela bellekte önemsiz dosyalar duruyor ki duracağına onu sanal belleğe alıyor. GTA ile alakalı dosyaları normal RAM'e alıyor. RAM dediğim bellek, aynı şey kafalar karıştıysa sorun yok. Zaten yorumlara yazarsınız. Sonuç olarak sanal bellek açmak her türlü iyi. Sadece şeyde kötü olabilir. Ya yani onda bile genelde iyi de SSD'de yüklüdür oyun. Sanal belleği normal hard diski açtığınız için bir yavaşlama olabilir belki. Ama ben bu şekilde kullandığım halde sorun çıkmıyor düşünün yani. Bende böyle bir yavaşlama olmadıysa kimse de olmaz çünkü sanal bellek zaten tamamen kapatmak da çok kötü bir seçenek. Hani genelde 1 da olsa açıyorlar. Çünkü bazı programlar sanal bellek yoksa hata verebiliyor. O yüzden sanal bellek açın. Page file dediğimiz şey bu. Zaten açmayı gösterdik. Buradan sistem yönetimli de diyebilirsiniz. Direkt olarak kendiniz de özel boyut derseniz ayarlıyor. Bu şekilde açıyorsunuz. Şimdi bitmedi. Bitmi neden bitmedi derseniz Hard diskinizin problemi olabilir. Yani e, bazı bilgisayarların hard diskleri çok uzun süre kullanılıyor, işte internetten dosya indiriliyor vesaire, parçalanıyor. Bakın ben size göstereceğim şimdi. Bu benim e, oyun indirdiğim hard diskin incelemesi. Bakın bu kırmızıyla gözüken yerlerde hep dosyalar parçalanmış, defragment falan diye geçiyor. Şimdi bakın bu Defragler uygulaması bedava bir uygulama indirebiliyorsunuz bazılarınız biliyordur CC Cleaner diye CC Cleaner o firmayı yapan firma bunu üretmiş çok güzel bir program herkese tavsiye ediyorum genelde insanlar bilgisayarım çok kasıyor dediğinde hard disk folloş olmuş oluyor tamam mı bu mesela gene iyi bir hard disk görüntüsü çünkü çok aşırı fazla değil zaten %21 olarak gözüküyor. Yani buradaki kırmızılara aldanmayın. Genel olarak büyük dosyalar bir arada. Zaten ben ara ara bunu çalıştırıyorum. Zaten bunu şurada tıkladığınızda defrag derseniz bu çok uzun sürer. Quick defrag edebilirsiniz. Geceleri yatarken bunu yapın. Özellikle mesela gidiyorsunuz anlık takılmalar. Birçok oyunda, sadece GTA'da değil. Bu programla bunu yaptığınızda çözülme ihtimali var. Düz hard ise bu SSD'lere yapılmıyor. Zaten C'ye tıkladığımda optimize falan diyor. Yani herhangi bir defrag işlemi yaptırtmıyor. Zaten yapmayın defrag e, SSD'lere yapılmasına gerek yok. Bu işlem şeyi yapıyor. Hard diskler dönüyor ya içinde CD olarak. Hard diskin e, kenarlarına dağılmış dosyaları ortaya doğru topluyor, böylece daha hızlı okuyor. Bu da ne oluyor? Sizin ekran kartınızın içine o görselin daha çabuk gelmesine sebep oluyor. Bunu bu arada görsel ayarlarda videosunu anlatmıştım. Çözünürlüğü düşürmek zaten birçok konuda e, sorunları çözecektir, ama görüntü kalitesi de düşecektir. Ama bu işlemi yaparsanız bir sorunları çözülecektir diye tahmin ediyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra page file'ı yine bu harddisk'te de tutabilirsiniz ki şu sarılar gördüğünüz gibi page file benim hep burada duruyor. Gayet sorunsuz biçimde çalışıyor benim bilgisayarım yani tavsiyem hard diskiniz uzun süre kullanıldıysa yani bu ben bir laptop mesela geçen sene laptop kullanmam gerekmişti tatilde direkt olarak abi burada gittim tamam mı yapıştırdım şu programa bilgisayarda hiçbir şey açılmıyor yani ne program açılıyor ne işte YouTube'da gezerken mesela donuyor falan düşünün arada donuyor niye çünkü hard diskten okuma yapmaya çalışıyor o sırada takılıyor falan filan bunu yaptıktan sonra yağ gibi akmaya başladı. En azından çoğu sorun gitti. Mesela lolu kasıyordu. Ee, kasıyor dedim ara ara tık 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 takılıyor. Yani hani 5 saniye oynatıyor sonra kapanıyor. Niye? Çünkü görseli çekemiyor. Bu işlemi yaparsanız bu sorunlar çözülür. GTA 5'in en önemli sorunlarından biri hard diskle ilgili. Çünkü hem boyutu büyük hem de araba sürerken Yeni görseller ekleniyor otobanda gittiğinizi düşünün İşte ee, Şeyler geliyor bu rüzgar türbünleri geliyor dağ geliyor Çöl oluyor etraf bir anda yani Sürekli şey değişiyor özellikle çok hızlı arabalar kullanmaya başladığınızda Sürekli olarak bir ekran kartındaki Görüntüler değişmeye başlıyor ekran kartınızda 2 GB veya 4 GB ise sürekli olarak RAM'den bir şeyler istiyor. Ekran kartınızın RAM'i zaten hızlıdır. O genelde çok sorun yapmaz ama diğer bilgisayarınızdaki parçalar orayı besleyemiyorsa sürekli olarak e, görselle yani bu işlemciyle falan alakalı bir şey değil. Bu dediğim kasma nasıl kasma bu arada dediğim gibi normal duruyorsunuz bir sokakta kasma yok. Arabaya bindiniz otoyolda giderken sürekli olarak takılmalar meydana geliyor. Biraz mesela bir yerde durduğunuzda o takılmalar geçiyorsa kesinlikle hard disk tabanlı bir problem. Yani ya RAM'iniz çok az ki 8 GB'ın altındaysa RAM'inizi arttırmanızı şiddetle tavsiye ederim. SSD ile falan o işi çözmeniz çok zor. Yani videonun başında demiştim biliyorsunuz. 4 GB'lılar SSD'ye oyunu atarak çözebiliyor bazen diye. Yine de o işi çözmek çok zor. Page file en uygun. Hani hiç yoksa bilgisayarınızda page file açmak ilk yapacağınız şey olsun. SSD'ye sahipseniz SSD'de page file açmak ikinci yaptığınız olsun. Üçüncü yaptığınız işte oyunu SSD'ye taşımak olsun. SSD'ye sahip değilseniz de dediğim gibi bu programı indiriyorsunuz. Ve oyunun yüklü olduğu hard diski defrag diyorsunuz. Quick defrag yapın bir gece yapsın sabaha gelsin iş çözülmüş olacak Umarım video faydalı olmuştur Ayrıca bu olayla ilgili yani Ben özellikle ayrı bir videoda çekmeyi düşünüyorum ama GTA'daki en temel problemler bunlar Onun dışında Mesela ekran kartınız yetiyordur ama işlemciniz çok kötüdür İşlemci değiştirmek daha mantıklı olabilir ee, Reminiz çok azsa remi arttırmak iyidir yani ben 16'nın altında kullanmayı çok tavsiye etmiyorum bu devirde Hani özellikle DDR4 ise 2 tane 8 olarak kullanın Ayrıca mesela adam gidiyor tek slot 16 GB alıyor yanlış onun yerine 2 slot alacaksın Dual channel çalıştıracaksın Bazı insanlar rem slotlarını Takamıyor işlemci soğutucusu geliyor falan böyle uzak takıyor ikili Dual channel çalışmıyor o da çok büyük yanlış. Doğal channel RAM çalıştırmak çok ciddi performans artışı sağlayabilir. Onun dışında yine ekran kartınızın atıyorum 512 MB'lık bir ekran kartıyla oyunu oynamaya çalışıyorsanız ucuz yollu yani 1050 Ti olabilir ikinci elleri çok uygun. Eee Arix 570in 8 GB modelini tavsiye ediyorum ben genelde. Onun da ikinci elleri bayağı uygun. Arix 580 de fena değil. Hani ikinci elde o tarafta bir ufak yükseltmeyle ee, bir de şunu yapmayın. Yani dar boğaz oluyor bilmem ne. Gördünüz zaten benim bilgisayar bayağı eski bütün parçaları. Ekran kartını gittim yeni bir şey aldım. Hayvan gibi dar boğaz var. Evet doğru ama işlerimizi görüyor. Yani her şeyi birden değiştirmeye kalktığınızda onun sonu gelmez. Bir ekran kartıyla bir başlayın. Ama dediğim gibi bu tarz sorunlar varsa kesinlikle RAM'den dolayı onu unutmayın. E, aklıma gelenler bu kadar. E, DirectX versiyonu kaç kullanayım diyorlar. Ekran kartınızla alakalı bir şey bu. 10 veya 11 kullanacaksınız. Zaten 12 desteklemiyor GTA 5. E, çok eski ise ekran kartınız DirectX 10 kullanmanız gerekiyor. Dediğim gibi yani yorumları bir süre takip edeceğim bu videoda. Sorabilirsiniz başka sorunlarınıza yönelik bunun bir devam videosunu çekebilirim. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Discord dur, işte GTA Crew'dur vesaire bunların hepsine rastgelereyiz.com'dan ulaşabilirsiniz. Her şeyi oraya koydum Instagram'ı vesaireyi. Pro sonuncu Crew değişti galiba yeniden piknikciler olması lazım. Ç şey kullanmıyorsunuz. O şekilde girebilirsiniz. Twitch yayınlarına da bekliyorum. Hadi beni yalnız bırakmayın. Görüşmek üzere.